Sen yapma. Sağdır ayırmış. Yüz karmalılar var. Ben daha önce geldiğimde 13 tane müjde vermiştim. Hepsini yaptık. 13 tane müjde. Bugün de 11 tane müjde de geldik. 541 milyon TL. Yani Batman'a yapılacak yatırım bugünkü müjdeler 541 milyon TL. İkisini topladığımız zaman 13-11 24 müjde ve toplam 832 milyon TL'lik bir müjde vermişiz. Bitti Allah'a şükür. Bu da büyük bir bizim için mutluluk vesilesi. Peki bugünkü getirmiş 11 müjdede ne var? Tabii burada devlet suçları en büyük yatırımlar yapıyor. Yani Batman'da yapılan en büyük yatırımlar DSM yatırımları. 8 tane DSM müjdesi var. 3 tane orman genel müdürlüğünün müjdesi toplam 11 tane 541 milyon TL. Bunlar da 45'te 8 tane DSM müjdesi 538 milyon TL. Ormanında 3 tane müjdesi var 2 milyon 400 bin TL. Böylece 11 müjde tamam. Burada tabii burada birinci müjde değerli kardeşler. Az önce belediye başkanımızla da görüştük Şevket Bey'le. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. Orada da söyleyeceğiz. Burada iki tane önemli şey var. İluh Deresi ve bir de Batmançe. Biz İluh Deresi ile Merkez İluh ve Avşa Dereleri ıslahı ile ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Hatta az önce görüştük inşallah. Burayı güzel şekilde Allah'ın izniyle yapacağız. Hep el birliğiyle belediyemiz ve DSE, Çevre Şehircilik Bakanlığı vesaire hepsi birlikte güzel olacak. İluh Deresi ile ilgili benim ilk karşılaşmam şöyle. Bu çok büyük sıkıntılara sebep olan bir dereydi. O zaman ben DSE'ye gelen durdum. Dediler ki bu dereyi ıslah edin. Hakikaten çok zor şartlarda o zaman işgal edilmiş. Onları yıkarak yanına atık su kolektörlerini falan yaparak İlif Deresi'nin bir kısmını o zaman ben DSE'ye gelen durdurken tamamen ıslah etmiştik. Daha sonra orada çok büyük taşkın problemleri vardı. Taşkını önledik. Ama şimdi hem taşkını önlemek hem de nefes alacağı vatandaşın nefes alacağı, Batmanlılar nefes alacağı, çoluğuyla çocuğuyla hoşça vakit geçireceği yerlerde yapılacak. Keza şu anda Batman çayı için çok büyük para harcadık. Burası gerçekten çok berbat bir durumdaydı. Şimdi burada ortada bir kılavuz kanal yapıyoruz. Bu yazın akan sular için, kışın akan su veya 500 yılda, 100 yılda bir akacak olan kısmı ayırdık. Burada en azından 500 yılda bir gelecek debiyi karşılayacak kesti yapıyoruz ama aradaki alanı vatandaşa işte orada oturacağı yeşillik mekan yapı yapılmama kaydıyla. Çünkü 500 yıl diyoruz ama ne zaman geleceği belli değil bu büyük feyzan. Dolayısıyla geri kalan kısmı feyzan olmadığı zamanlarda, büyük sel baskınlar olmadığı zamanlarda vatandaş onayı yürüyüş alanları, oturma mekanı, mesire kalan yeşillik olarak kullanacak. Demirel'in bir sözü vardı, onu demeyeceğim yani biliyorsun. Yollar yürümek taşınmaz. Ama Kemal Bey kendi kendini yıpratıyor boşuna. Şimdi değerli kardeşlerim yani neticede bu mahkeme kararı. Yani FETÖ ile irtibatlı. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. FETÖ'nün 15 Temmuz'da bu alçak darbe girişimiyle Türkiye'nin başına ne getirmek istediğini, birlik, beraberlik, kardeşliğimizi bozacağı gibi aynı zamanda Türkiye'yi işgal ettirme projesiydi bu. Biliyorsunuz bunu kim destekliyor, bu herkes biliyor. Bu da Allah'a şükür milletimizin
kahramanlığınız sayesinde ben burada Batman'ı da takip ettik o zaman. Hakikaten Batman'da aynı gün özellikle 15 Temmuz akşamı meydanlara döküldü ve bu FETÖ alçak darbe girişimine hayır dedi. Ve ayrıca işte valimiz biliyor burada özellikle meydanlarda yapılan toplantılara da bütün Batmanlar iştirak etti. Onun için teşekkür ediyoruz. Bu bakımdan bu doğru değil yani. Bu şimdi vatandaş onu acaba FETÖ'ye destek için mi yürüyor şeklinde algılıyor. Hatta şu bazen de Taşiye'ye kadar uzatma, Edirne'ye kadar uzatma gibi girişimler falan varmış. Bunların doğru olmadığını özetle söylüyorum. Varsa problem gidilir, mecliste konuşulur, birlikte çözülür diye düşünüyorum. Bakın kendileri diyorlar ki bu şekildeki mahkeme kararını itiraz ediyorlar. Ama AK Parti kapatma davası vardı biliyorsunuz. Neredeyse zil çalıp oynayacaklardı. Demokrasi diyorlar ama ne demokrasiye ne yargıya inandıklarına ben inanmıyorum. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu ya kendisini boşuna üzmesin. Geçen günde de Kızılcahamam taraflarında ne kaydı neredeyse düşüyordu. Ona da ihtiyacımız var. Kendisini yormasın özellikle onu özellikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok özel bir şey. Hasankeyf'teki Erzurum Camii'nin kapısındaki İsmail Üstad biliyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın 99 güzel ismi.